Güzellikler, hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir alışveriş deneyim videosuyla yine karşınızdayız. Deneyen Adam kanalındasınız. Ekrandan görmüş olduğunuz üzere bayanları ilgilendiren bir alışveriş. Eşim için satın aldım. Ne aldık dostlar? Arzum AR3048 Estilo su ısıtıcı nar renginde aldık. Enteresandır dostlar. Bakın, nar rengi 1327 olmuş. Aldığımızda 850 idi. Dreamline 1537. Ben de bunu anlamıyorum. Bu renkten bu fiyatlar niye artıyor? Aşağıda bir pembe var. O da 1197.80 TL demiş. 3 tane renk olduğunda bu sayede ne yaptık? Size aktardık. Evet, görmüş olduğunuz bir kettle dostlar, su ısıtıcısı. Nar niye aldık? Mutfakta kırmızı renk çok olduğu için bu rengi tercih ettik. Şimdi ne yapacağız? Firma ürün hakkında bize ne bilgiler vermiş, size kısaca aktaracağız. Ardından da dostlar Arzum Kettle'la başka bir ürünü ne yapacağız? Kıyaslayacağız. Arzum'un tanıtımını yapacağız. Hadi bakalım. İzlemeye devam. İlk önce firmanın ürün hakkında vermiş olduğu bilgileri size aktaralım. Evet, marka Arzum demiştik. Birçoğu Türk diyebiliyor. Menşei, bakın burada Çin yazıyor. Bilginiz olsun. Bunu da bu sayede size aktaralım. Model numarası AR3048 dedik. Kilogram önemli. 1.22 kilogram geniş bir kettle. Kapasite yine önemli. 1.8 litre. 2200 watt güç değeri var. Malzeme paslanmaz çelik. Tabi fiyat arttıkça ne oluyor? Sağlıklı bir çeliğe ulaşıyoruz dostlar. Bazıları plastik aksamlı oluyor dışları özellikle. Özgün özellikler önemli. Onu da size aktarayım. Çıkarılabilir filtre. Çok güzel. Tamam. Bu özellik çok hoş. Boşken kaynatma koruması. Evet. Arzum'un bu iddiası var. Yani biliyorsunuz birçoğunuzun kettle'ı hakkı rahmetine kavuştu. Neden? Su olmadığı zaman yandı dostlar. Bu alet diyor ki ben boşken, yani su yokken kaynatma koruması yaparım. Bu sayede de kettle'ınızı korurum diyor. Hadi bakalım, hayırlısı. Ha, şunu da aktarayım, video sonunda aktarmadım. Dostlar enteresandır, yuvasından çıkarttığınız zaman da otomatik atıyor. Tekrar yuvaya taktığınız zaman otomatik çalışmaya devam etmiyor. Yine mandalı kaldırmanız gerekiyor. Evet, bu bilgileri verdik. Model adı da Estilo. Hadi şimdi dediğim gibi hem ürünü bir tanıtalım, bir suyumuzu kaynatalım, bir de karşılaştırma yapalım. İzlemeye devam. Evet dostlar, ürün elimize başına herhangi bir sorun gelmeden ulaştı. Amazon.com.tr güzelce kutulamış ve göndermiş. Kutunun içine bunu koymuş, bunun kutusunu koymuş Arzum'un. Ekstra bir koruma koymamış çünkü zaten bildiğim kadarıyla bu kutular da ne yapıyor? Türkiye'ye bu şekilde Arzum dağıtılıyor. Bakın şöyle göstereyim. Şuradan dağıtıcı bilgileri verelim. Evet, arzum.com. Burada diğer renkleri mevcut. 2200 watt demiştik. Bakın, susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi varmış. Paslanmaz çelik demiş ki ne yaptık? Girişte bilgileri verdik. Made in China. Ne mutlu bize, menşei Çin'dir diyor. Arzumu çok soranlar oluyor yani, menşei nedir diye. Üstünde ne yapmışlar? Yazmışlar. Burada da bir talimat vermişler hepimize. Hadi şimdi ne yapalım? Kırmızı olan modelin kutusunu açıp bir duruma bakalım. Evet, kullanma kılavuzu görmüş olduğunuz gibi burada Türkçe. Burada servis ağı mevcut. 3+1 garanti diyor. İsterseniz en kolay yoldan Arzum seninle uygulamamızdan kaydettirebilirsiniz diyor. Bakın. +1 yıl garanti için ürününüzü kaydettirin diyor ki 4'e çıksın diyor. Klasik plastik bir alt tabla, görmüş olduğunuz gibi sistem her kettle'da olduğu gibi aynı. Alt kısımda bu şekilde. Tablo herhalde bir 50-60 santim bir kablo var. Topraklama kablo üzerinde var priz için. Gelelim ürüne. Evet. Su haznesi. Bakın şeffaf yapılmış. Suyu görebiliyoruz içeriden. 0.5, 1 litre, 1.8 litre maksimum diyor. Açıp kapatma güzel olmuş. Enteresan. Deneyeceğiz. Stil, eski klasik stil. Tutamaç sabit. Gördüğünüz gibi çelik. İç kısım
Ve enteresandır. Burada da ne var? Süzgeç var. Abi, kimi yerlerde doldurma haznesinde süzgeç var. Kimi kettle'larda. Bunu da direkt buraya koymuşlar. Çıkışa koymuşlar. Şöyle ne yapalım size? Gösterelim. Ki ne yapacağız? Birazdan zaten deneyeceğiz. Altta da suya daldırmayınız diyor. Dostlar temizliği nemli bir bezle yapın. Değil mi? Alt kısma da hem tabloya hem kettle'ın altına da su gelmemesine dikkat edin. Niye? Çünkü elektriği buradan alıyor. Bu kısım bindiği zaman elektrik artık ne yapıyor? Akım, gerilim kettle'a veriliyor. Hadi bakalım. Fena değil. Müzele benziyor. Tabii ki ilk halleri ne kadar gidecek göreceğiz. Kapak. Emniyetli kapak. Gayet hoş. Evet. Ben beğendim tipini. Ama sadece tip önemli değil biliyorsunuz. İşlev de önemli. Hadi bakalım. Şimdi gelin hep beraber deneyelim. Daha önceki kettle'ın markasını vermeyeceğim ama bir 6 yıl gitti. Belki de 7 yıl gitti. Ne oldu? Dış boyalarda atmalar oldu. Fakat çok memnun kaldık. Yorumlar kısmına yorum atarsanız markayı ne yaparım? Size iletirim. Eski markayı ne yaptım? 1.8 litre civarında doldurdum. Hadi bakalım kaç dakikada ısıtacak suyumuzu birlikte görelim. Evet dostlar 5 dakika 45 saniye ben ne bileyim bu kadar süreceğini ayakta bizzat bekledim. Hadi bakalım şimdi bizim eskiyi kaldıralım. Yeniyi de bir 1.8 litre doldurup deneyelim. İzlemeye devam. Evet 1.8 litre doldurduk. Su seviyesi görülür mü? Görülür bir şekilde. Çok mükemmel bir görünme yok ama yine de görülüyor. Görmüş olduğunuz gibi flaş da açık. Bu arada daha önceki makinedeki kireç oranını da düşünmemiz lazım. Almış olduğumuz ürün 0 ve bunda kireç yok. Hadi bakalım şimdi kronometreyi başlatalım ve bakalım bu arkadaş kaç dakikada suyu ısıtacak. Evet mavi bir ışık. Video da yanıp sönüyor gibi gözüküyor. Aldanmayın. Kırmızı da yanıp sönmüyordu. Bu da yanıp sönmüyor. Sadece sürekli yanan bir mavi led var. Haydi bakalım. Bu arkadaş sessiz başladı. Isıtma işlemine bakalım. Ses çıkmaya başladığı zaman ara ara ses de vereceğim ki sesini de duyun. Evet 8.15 yani diğer üründen 2.5 dakika kadar geç ısıttı. Fakat dostlar bu bir deneme sadece. Belki geç ısıtması daha sağlıklıdır. Veyahut da erken ısıtması daha sağlıklıdır. Onu biz bilimsel olarak bir şey demeyiz, diyemeyiz daha doğrusu. Çünkü öyle bir yetiye, bilgiye sahip değiliz. Hadi şimdi gelin bir de ısıyı ölçelim. İçerideki ısı kaç dereceye ulaştı?
dışarıdaki ısı kaç dereceye ulaştı. Ondan sonra da videomuza son verelim. Evet, dışarıya dokunmayın derim. 95 derece gösteriyor şu an. Dış kısmı. Elle dokunmayın. Sapta herhangi bir şey söz konusu değil. Rahatlıkla tabii tutabiliyorsunuz. Üst kapak yine 88'e çıkmış. Bir de kapağı açalım. İç sıcaklığa bakalım. Evet, üstten aldığımız bilgi 90 tabii. Altta daha fazla olacaktır bu normalde ki biraz da ısıyı kaybediyoruz şu an. Şuralarda 93'ü gördük. Orta seviyelerde diyelim. Evet dostlar. Sıcaklıklar da bu şekilde. Şunu da tekrarlayalım. Sakın dışını ellemeyin. Çocuklar da ellemesinler. Şöyle bir uzaktan göstereyim size. Evet. Böyle portakallı elmanın yanında. Şöyle aktarmış olayım. Ve ne yaptık? Bu kısa videonun da sonuna geldik. Dostlar umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Bir videoyu artık geçtik. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.